Halil İbrahim abi merhabalar. Merhaba. Burası Akhisar Ballıca kasabası. Evet. Doğrudur. Geçen sene rekor gelişim ürünümüzü aldınız, kullandınız. Sadece denemek için iki torba almıştınız. Evet. Ne gördünüz bunlardan? Çok fayda gördük abi. Söylüyormuş, çok fayda gördük yani. Evet. 10 senedir bu üzümü yapmayan asmalar bu sene yıkıldı. Yıkıldı. Yani o kadar bol. Çok güzel. Zeytinleriniz nasıl oldu abi? Zeytinler de güzel. Evet. Zeytinler de güzel. Mesela 5 numara olacak zeytin 1 numara, 2 numaraya geldi, 3 numaraya geldi. Ha, ama senin bu dediğin yerdeki ağaçların kuruyacak ağaçlardı, kötü ağaçlardı. Sen özellikle onlara kullanmışsın, doğru mudur? Tabii. Deneme olarak yani. En zayıf yeri attım ben, arazinin en zayıf. Denemek için attım. Denemek için attım. Tabii. Ha, yani senin en zayıf dediğin yerden daha yüksek oranda biz zeytin tabii, kaldırdık. Tabii. Hem zeytinlerin iri olduğunu söyledin bana daha önce. Tabii. Hem de daha tohurun çok olduğunu söyledin. Tabii. Ha, hem de siyahlaşma oranı nasıldı peki? Yani. O da güzel. Çok güzel siyahlaştı. Peki sen benden 30 torba sipariş verdin halde. Buraya araba geldiğinde 2 torbasını aldın, 28 torbasını almadın. O almadın 28 torbadan dolayı ne kadar zararın var şu an senin? Vallahi bugün diyelim 10 ton zeytin attıysak 10 ton bir kere şeyimiz vardır yani. Zararın var yani. Tabii komple atsaydık. Evet. Tabii 10 tondan aşağı zararın yok ama tabii kalibresi de yüksek olacağı için tabii, 20-25 bin lira bir zararın olacak oldu yani diyorsun. 10 ton zeytin bugün 5'e vermesen ne yapar? 50 milyon lira. 50 bin lira. Tabii. 50 bin lira zararın var yani. Tabii. 50 bin lira zararın var. Ben eksikle söylemişim yani. O zaman geçmiş olsun diyelim. Eyvallah. Toprağınız nasıl oldu abi? Toprak tam güzel olmuş, zeytin mi güzel olur? Peki ayrıca mantar hastalığı falan var mı? Kaldı mı toprağında? Hayır kalmadı. Ne hale geldi zeytin ağaçları şu anda? Çok güzel. Fesleğen gibi ağaç. Fesleğen haline geldi. Çok güzel. Tabii. Ha, yani ağacını belki kuruyacaktı. Kötüydü. İyi değildi. Bir yıl içerisinde ağacını 2013 yılı şu an Kasım ayındayız. Ağacını döndürdü, çevirdi. Çok güzel getirdi. Şehri gördüm. Ben bile sapıttım yani. Ha, bu kadar. Tabii. Peki bunu senden ricam, bunu kim gördü sizin köyde? Bana ismi olarak sayar mısın abi? İbrahim Pehlivan gördü. İbrahim Pehlivan gördü. Seyfullah Pehlivan gördü. Seyfullah Pehlivan gördü. Evet. Daha baş kimine gitti bakayım? Kendi ailem gitti. Kendim gittim yani mesela. Ha, kendiniz gittiniz. Tabii. Hanım da hatta geçen gün dedi. Çok güzel gün varmış dedi. Bir daha alalım dedi. Ha. Peki asmaların çok güzel oldu da. Asmaların 10 yıldır söylediğine göre bir şey vermiyormuş yani. Bu verim alamıyorduk abi. Bu verim alamıyorduk yani. Ha, alamıyordun. Tabii. Tane güzel, tadı güzel. Tadı güzel. Kayısı olsun, erik olsun. Evet. Biz attık bunları. Ha, eriği de attın sen. Attık abi. Eriği de attın. Attım. Çok güzel, çok güzel. Memnunuz yani. Ha, yani bütün ağaç cinslerinde sen denediğin bütün... Attım abi hepsini. Hepsinde 10 numara sonuçları yakaladın yani. Başında erik var. Evet. Efendim asma var, üzüm evet. Var yani. Evet. Kayısı var. Evet. Bunların hepsini attım ben. Komşunun mesela asmaları var bahçesinde. Evet. Komşu ben de. Evet. Onlar hiç üzümü yemediler bu sene. Evet. Ama bizim Allah'a şükürler olsun yani yıkıldı asmalar yani.